Sesli Köşe 7 Mart Pazar Bir Gün Gazetesi Yakup Kepenek Yarım Asır Önümüzdeki Cuma günü 12 Mart 1971 askeri darbesinin 50. yıl dönümüdür. 12 Mart'ı diğer askeri darbelerden ayıran çok temel bir özellik var. 12 Mart, hak ve özgürlükleri kısıtlamak ve baskı altına almak amacıyla yapılan faşizan uygulamaların kapılarını ardına kadar açan ilk askeri darbedir. 12 Mart'la başlayan ve günümüze dek süre gelen hak ve özgürlükler açısından karanlık ve alaca karanlık yılların doğru anlaşılması için bu başlangıca kısaca da olsa değinilmesi ve AKP iktidarının askeri darbeler konusunda yeni uygulamaya koyduğu bir ağır ayrımcılığa dikkat çekilmesi gerekiyor. Ülkeyi 12 12 Mart'ta taşıyan gelişmelerin başında zamanın seçimle iş başına gelmiş olan Başbakanı Demirel ve Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın söz birliği etmişçesine bu anayasa ile ülke yönetilemez. Ekonominin olanakları anayasanın sağladığı hak ve özgürlükleri karşılamaya yetmiyor noktasında buluşmaları gelir. O sırada Vietnam'da yenik düşmekte olan ABD, ülkesinde kullanılan afyonun 18'inin Türkiye'den kaynaklandığını öne sürerek haşhaş üretiminin yasaklanmasını ısrarla istiyordu. Bu isteklere direnmeyen hükümet 12 Mart'ta istifa ederek TSK eliyle parlamento ve partiler üstü bir hükümet kurulmasının yolunu da açıyordu. Böylece demokrasinin iki temeli, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı da noktalanıyordu. 12 Mart sonrasında devlet eliyle şiddet uygulaması dönemi başladı. Hak ve özgürlükleri savunanların üzerine balyoz indirildi. Kamu kesiminde işten çıkarmalar, kitlesel gözaltına almalar, işkenceden geçirmeler ve öldürmeler yaygınlık, derinlik ve süreklilik kazandı. Cezalandırılan yalnız kişiler değildi ülkenin ilk yasal sosyalist partisi Türkiye İşçi Partisi tip, ayrıca solcu sendika ve dernekler, kimi gazeteler kapatıldı, bunların yöneticileri ve üyeleri tutuklandı, sol içerikli kitaplar suç aleti sayıldı. Suçlarının idamı gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın üç genç idam edildi. Bu süreçte kanunsuz suç ve ceza olmaz ve suçluluğu kanıtlanıncaya dek kişi masumdur gibi en temel hukuk ilkeleri çiğnendi. Tüm bunlar faşizm için yeterli olmayınca 12 Eylül 1980 darbesi yapıldı. Temel özelliklerinden biri ayrımcılık olan AKP, asla onaylanamaz bir tutumla askeri darbeler arasında hukukun ve kamu vicdanının asla kabul edemeyeceği nitelikte bir ağır ayrımcılık yapıyor. 24 Şubat 2021 günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyona yapılacak başvurular hakkında duyuru yayımlandı. Belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre komisyon çalışmaları 25 Şubat 2021 perşembe günü başlayacak, 25 Mayıs 2021 salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Atılan bu çok doğru adımla 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu maddi ve manevi olarak haksızlığa uğrayanların kayıpları devlet tarafından karşılanacaktır. İyi de diğer darbelerin özellikle de çok daha ağır ve yıkıcı sonuçları olan 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin mağdurlarının zararları neden karşılanmıyor? Bu konuyla ilgili yasanın görüşülmesi sırasında, Cılız da olsa muhalefetin diğer darbelerin de kapsanması isteği AKP oylarıyla neden reddedildi? Bugün bu soruların sorulamadığı bir siyaset ortamı var. Böyle bir ortamda AKP iktidarının yine geçen hafta büyük bir tantanayla kamuoyuna açıkladığı iki yıllık insan hakları eylem planı ve aynı bağlamdaki yeni anayasa girişimi, diğer yetersizlikleriyle birlikte iktidar darbe ayrımcılığı yaptığı için de tamamıyla anlamsızlaşıyor bu bir. İkinci, ancak hiç de ikincil olmayan bir nokta daha var. AKP'nin 12 Mart ve 12 Eylül'ü e olan ideolojik yakınlığı mı bu ayrımcılığa yol açıyor sorusu haklılık kazanıyor. Çok büyük haksızlıklara uğramış olan 12 Mart ve 12 Eylül mağdurlarının da haklarının verilmesi de mutlaka sağlanmalıdır. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.